Telefon attığımızda Profesör Doktor Toğrul İsmail var. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi. Sayın Toğrul, iyi akşamlar, hoş geldiniz CRI Türkiye. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. Hocam şimdi önemli bir gelişme var. Aslında iki önemli başlık var. Kafkasya'da tabii 44 günlük savaşın ardından kazanılan bir zafer ve sonrasında oluşan yeni bir gerçeklik var. Uluslararası ilişkiler anlamında. Türkiye ile Ermenistan arasında bir yeniden ilişkileri düzenleme adına bir süreç işliyor. Uçuşların başlaması bekleniyor karşılıklı olarak. İkincisi de şimdi belki şu an için tam anlamını kavrayabildik mi bilmiyorum ama iki parlamentoda hem Azerbaycan hem Türkiye müttefiklik anlaşmalarını devreye soktu, sokuyor. Türkiye'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Şimdi bu ne anlama geliyor hocam? Dost ülke, kardeş ülke diyoruz Azerbaycan'la ilgili. Fakat müttefiklik deyince ne farklılaşan ne oluyor burada? İsterseniz buradan konuyu biraz daha aydınlatalım. Ya çok teşekkür ederim. Yani çok doğru bir gündem koymuşsunuz. Teşekkür ederim ayrıca. Yani şimdi şöyle, aslında bir Karabağ meselesini gündeme getirdik. 44 günlük savaş sonrasında biliyorsunuz ki Türkiye Azerbaycan'a hem siyasi hem diplomatik destek verdi. Daha önce de Azerbaycan ordusunun hazırlanmasında, askeri teknolojik açıdan gelişmesinde çok yardımcı olmuştu. Dolayısıyla Türkiye ile Azerbaycan arasında da birçok anlaşmalar söz konusuydu stratejik işbirliği üzerine ve bu tür meseleler üzerine. Ama Karabağ zaferinden sonra yeni o realite ortaya çıktı. Yani hem jeopolitik konjonktür değişti, Azerbaycan işgal edilmiş arazilerini temizledi işgalden. Orada bir gelişmeler yaşandı. Tenden Rus barış gücü bölgeye girdi. Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgelerde geçici görev olmak üzere 5 yıllığına. Ve bir yeni siyasi ortam oluşunca tabii ki ikili ilişkilerin artık geleceğiyle ilgili birçok gözlemler vardı. Bunun üzerine biz de zamanda yazmıştık ki ikili ilişkilerin artık daha bir üst boyuta taşınması gerekiyordu. Hı hı. Bu realitedir. Yani hem Azerbaycan hem Türkiye, hı hı, hem Karabağ Savaşı dönemi ve sonraki süreç döneminde de kendi aralarında bir takım anlaşma yaptılar. Bunun da başında 15 Haziran 2021'de Karabağ'ın sembol şehri olan Şuşa'da, çok önemli bir şehirdi biliyorsunuz, o da işgal altındaydı. Cumhurbaşkanları Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev tarafından şöyle bir Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkilerine dair bir Şuşa beyannamesi onaylanmıştır. İmzalanmıştır daha sonra. Hı hı. Bunu da dün oyla Azerbaycan Milli Meclisi onayladı. Hı hı. Yani nedir bu şey? Stratejik olarak ortak hareketler birçok meselelerde, güvenlik meselesinde olsun, ülkelere saldırı konusunda, üçüncü taraf saldırı tarafında taraflarından birbirine tam teşekküllü destek vermesi, dış politikada bazı ortak adımlar ve diğer meseleler. Yani dolayısıyla dediğimiz gibi ki zamanda da açıkladı ki Cumhurbaşkanı, aşama, hı hı, ikili ilişkiler bir daha üst boyuta taşınmış oldu. Hı hı. Şimdi bunun tabii ki bu beyanname ile birlikte bu süreç içerisinde de birçok adımlar atılacak, gelişmeler yaşanacağını göreceğiz. Yani hı hı, bence önemli bir gelişme. Özellikle Güney Kafkas bölgesinde istikrarı ve barışı temin etme açısından da çok çok önemli. Hem Azerbaycan'ın böyle diyelim kendi güvenliğini temin etmesi açısından biliyorsunuz ki, hı, en önemli Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü ki bu aslında müttefiklik, hı hı, Şuşa beyannamesiyle, o müttefiklik anlaşmasıyla kendini yerine getirecek. Sayın Toğrul, acaba Azerbaycan'da bu süreçte prangalarından önemli ölçüde kurtuldu. Türkiye'nin de eli daha güçlü oldu ve çok da fazla, hani nasıl diyelim, diğer büyük güçlere bakmadan biraz kendi yollarını çizmeye mi çalışıyorlar? Elbette dünya dengeleri hesap ediliyordur atılan her adımda ama dünya konjonktüründe ve politikasında nereye isabet eder bu yani süreç? Türkiye tabii ki bölgesel güç olarak bu meselede gücünü gösterdi. Yani
İkincisi sadece güç göstermek değil. Yani Azerbaycan'ın biliyoruz bu sorun. İşgal 30 seneden fazla da sürüyor. Birleşmiş Milletler'in aldığı 4 karar vardı ki yerine getirilmesi gerekiyordu. Ki Ermeni tarafı bunu hep uzatıyordu. Görüşmeler devam ediyordu Minsk grubu çerçevesinde ama hep başarısız. Ne oldu? Neticede Azerbaycan yani kendi sorunu kendi çözmeye karar verince Türkiye'de desteğini esirgemedi. Yani tam destek verdi Azerbaycan'a. Dediğim gibi işin gerçek boyutu da şudur ki Azerbaycan Birleşmiş Milletler hukukuna göre hareket ettiği sözleşmesine göre bir üyesi olarak kendi arazisini işgalden kurtardı, temizledi. Gerçi literatürde bu savaş olarak nitelendirilse de aslında işin gerçek boyutu büyük bir antiterör operasyonu da diyebiliriz buna yani. Çünkü o silahlı grupların hem Ermeni tarafından ona ait olmadığı, Azerbaycan arasında kime ait olmayan belli. Gerçi herkes biliyor ki Ermenisi ordusu da Ermenisi orada. Yeni bir toprak fethetmedi sonuçta Azerbaycan. Evet, kendi toprağını zaten. Azerbaycan da bu açıdan kendi arasındaki işgali temizledi ve dikkat edersiniz temizledikten sonra da Ermenistan zayıf olmasına rağmen, ordusu darmadağın edilmesine rağmen yani bir santim bile Ermenistan arasına geçmedi. İddia ettiği yerler kendi arazileri, kendi sınırları. Ya bunu da tabii ki bu meselede bölgenin iki önemli gücü Rusya ve Türkiye'de işin içindeydi. Ama dediğim gibi Rusya uzun yıllar Ermenistan'la işbirliği olduğu için Türkiye ile Azerbaycan işbirliği de tabii ki bu çerçevede çok farklı boyutta gelişme yaşadı. Bununla birlikte bir şeyi de gördük. Yani Rusya'nın da aslında uluslararası hukuka bu ittifak karşısında bir nevi kabullenmek ve tamamen destek vermek zorunda kaldığını da gördük. İlginç yanı da bu. Bu noktada şu konuyu kalan vaktimizde ona da konuşalım. Ermenistan'la da Türkiye arasında tabii geçmiş dönemde son 10 yılda bazı açılım adı altında denemeler, girişimler oldu ilişkileri düzeltme anlamında. Fakat o dönem örneğin Azerbaycan'la Türkiye ilişkileri bozulmuştu. Bu ilk gündeme geldi. Fakat şu an Türkiye hem Azerbaycan'la ilişkilerini bir üst aşamaya çıkarırken aynı anda da Ermenistan'la bir yeni bir süreç başlattı. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi hatırlatmak istediğiniz şey herhalde bu Ermenistan-Türkiye protokolleri meselesiydi. Biliyorsunuz birbaşa diyalog değildi. İsviçre'de gerçekleşen üçüncü ülkeler aracılığından yapılan bir diyalogdu. Direkt görüşme söz konusu değildi. Tabii ki bunu yaparken de Azerbaycan'ın tamamen dışlanması, haberdar edilmemesi ve diğer meseleler bir krize neden oldu. Ama işin başka bir boyutu da vardı. Yani Türkiye'de aslında bu meseleyi tam çözemezdi. Çünkü Ermenistan'ın diplomatik ilişkilerin kesilmesinin temelinde yatan Ermenistan'ın işgalci politikası 93 senesinde 2 Nisan'da Ermenistan Kelbecer'i işgal ederken Türkiye bu kararı kabul etti ve diplomatik ilişkileri kesti Ermenistan'la. Biliyorsunuz ki Birleşmiş Milletler de aynı şekilde o dönemde aldığı kararlar var. Azerbaycan toprak bütünlüğünün temin edilmesi, işgalcinin işgal ettiği arazilerinden çıkma meselesi vardı. Yani dediğim gibi Türkiye uluslararası hukuka hiçbir zaman aykırı davranmadı bu meselede. Tam aksine bir nevi iç içe hareket ettiler. Ama yani o protokol dönemlerinde herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Yani Ermenistan işgal etmeye devam edildi. Tutuğu arazilerden çekilmiyordu. Zaten birçok görüşmelerde bu Minsk grubu çerçevesinde Madrid prensipleri olsun diğer meselelerde Ermenistan'a hep Azerbaycan'ın ilk önce 5 ilinin yani Dağlık Karabağ özel vilayet adlanan bölgeye aidat olmadığı ilinin serbest bırakılması falan önerilse de Ermenistan buna gitmiyordu. Şimdi o zaman ona göre kriz yaşandı. Yani bir nevi hem Türkiye içinde yani protokoller imzalanarken de kriz yaşandı. Sonraki süreçte de. Bazen bunu Türkiye, Ermeni basını ve Batı Türkiye'nin suçlamaya çalışıyor ama hatırlatmak istiyorum ki Ermenistan, Türkiye bunu meclise sunsa da belki geciktirdi orada görüşmeleri ama Ermenistan Anayasa Mahkemesi direkt aykırı buldu ve iptal etti bu anlaşma protokolleri. Ama bugünkü şartta günümüzde artık işgal meselesi bitmiş. Yani Ermenistan'la Azerbaycan arasında sorun da yok. Dolayısıyla o diplomatik ilişkileri engelleyen o süreç, açılmasını engelleyen o süreç de ortadan kalmıştır. Ve Türkiye tarafı da bu süreçte Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde veya Azerbaycan'a istişare
sahnede hareket ettiğini söylemişti. Ermenistan tarafı da aslında bunu istiyor. Çünkü Paşinyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Rusya Devlet Başkanı Putin'den rica etmişti normalleşme sürecinin teşvik etmesine. Ve dikkat ediyorsunuz, Ermenistan tarafı artık bırakın Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tanıma meselesini. Paşinyan'ın son açıklaması bu yönde. Hatta uyduruk bu soykırım meselesinin de aslında diasporanın işine ve dış güçlerin işine yaradığı söylemleri başlamıştır. Ki bu da aslında olumlu bir gelişmedir diye düşünüyorum. Çünkü yani bu meselede herhangi bir ön koşulun olmaması gerekir. Tarafler tam temiz bir açık sayfayla bu masaya oturmasında fayda vardır. Şimdi biliyorsun uçuşlar başladı. Bir takım şeyler başladı. Bundan sonra ne olur böyle tahmininiz değerli hocam? Şimdi Ermeni tarafı aynı zamanda Antalya'da düzenlenecek bir forma davet edilmiş. Yani bu ilk defa olacak bir şeydi. Çok ihtimal katılırlar. Görüşmeler devam eder. Kolay değil ama dediğim gibi burada Türkiye açısından herhangi bir engel söz konusu değildir. Yani burada biliyorsunuz ki Türkiye'de hem Ermeni asıllı Türkiye vatandaşları var, hem Ermenistan'dan böyle diyelim çalışmaya gelmiş Ermeniler yaşıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada Ermenistan tarafı nasıl davranacak? Çünkü şu anda Ermenistan monoetnik bir devlet haline gelmiş. Son Türkler de Azerbaycan Türkler kovuldu 88'de. Yani bir iki kişi böyle Türk asıllı gidip geliyorsa da bu işin gösterisi değil. Yani Ermenistan'ın yürüttüğü politika belli. Ama dediğim gibi bölgede barış ve istikrarı temin etmek istiyorsa Ermenistan, öte yandan ekonomik gelişmesini temin etmek istiyorsa, normal devlet gibi bölgede yaşamak istiyorsa hem Ermenistan hem Türkiye ile hem de Azerbaycan'la ikili ilişkilerini temin etmesi lazım. Barış anlaşması imzalaması lazım. Dostluk anlaşması imzalaması lazım. Yani bir normal devlet gibi davranmasında bir şart var. Yani gerek var. Sayın Toros, son bir nokta da var. Şimdi sadece hem Orta Doğu'da Türkiye yeni bir açılım yapmaya çalışıyor. Karadeniz'de krizde tansiyonun düşürülmesi için bazı pozitif rollere Ankara talip. Öte yandan da işte Kafkasya'daki bu durum, siz bu şekilde özetlediniz. Yani bu içinde bulunduğumuz dönem nasıl bir dönem sizce? Yani sürekli yeni ve daha önce tecrübe edilmemiş bir takım işbirliği denemeleri de önümüzde. Siz bu durumu nasıl tarif ediyorsunuz dış politika anlamında? Ya Türkiye dış politikası anlamında aktif bir dış politika, bölgesel güç olarak Türkiye faaliyet göstermeye çalışıyor. Tabii ki Türkiye'nin bir nevi hem bölgeye olan ilgisi hem artan gücü, yapısı, yaklaşımı söz konusudur. Dengelerin değiştiğini de görüyoruz. Yani komşu ülkelerin mesela özellikle Rusya'nın davranışı, tutumu, farklı politikaları yürütmesi. Yani tabii ki Türkiye'nin çevresinde de aktif gelişmeler var. Bunu da unutmamak gerekir. Yani düne kadar mesela Güney Kafkaslardaki meseleler dondurulmuş çatışma olarak literatüre girse de artık işin gerçeğinde çoktan donun çözüldüğünü gördük ve iş sıcak çatışmaya gelince tabii ki Türkiye'de proaktif bir politika yürütmek gerekiyor. Yani o politikayı takip edildi. İleri yönelik projelerin gerçekleşmesi söz konusuydu. Öte yandan Orta Doğu'da yaşanan yine Türkiye'ye ilgilendiriyor. Karadeniz çevresinde yaşananlar, yani Rusya'nın yürüttüğü politika Ukrayna'nın ilgili bugün bile aktüelini koruyor. O nedenle Türkiye aktif politikada, dış politikada yürütmek mecburiyetindedir. Yani bana göre aslında değişim, çok ciddi değişim söz konusu değil siyasi tarih döneminde, yani diplomasi tarihinde ve uluslararası ilişkiler tarihinde. Böyle şeyler sürekli olur. Sadece oluyor. Sadece son dönemde bölgemizde aktivite çok fazla. Yani aktivite arttığı için de, yani bu çekişmedir, rekabettir, değişimdir. Yani dengelerin değişmesi falan. O nedenle de Türkiye çok ciddi şekilde aktif bir dış politika yürütmek zorundadır ve her tarafa yürütmek zorundadır gördüğünüz gibi. Yani mesela sadece Güney Kafkaslar değil, Kazakistan'da Ocak ayında yaşanan olaylar Türkiye'nin direkt ilgilendiriyor. Öte yandan Türk Devletleri Teşkilatı olarak da Türkiye aktif bir faaliyet içerisinde yer almaya başlıyor yavaş yavaş. Karadeniz'de yaşanan dengeler, ki Türkiye uzun yıllar Karadeniz Havzası'nı bir barış denizi olarak korumaya çalışıyordu ki Rusya Kırım'ı ilhakıyla, işgal ve ilhakıyla bu dengeleri alt üst etti ve şu anda bir Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, NATO-Rusya bir rekabeti söz konusu ve bu devam ediyor.
Şimdi böyle bir ortamda tabii ki Türkiye'de bölgesinde baş veren hadiselere sakin kalamaz. Yani mutlaka aktif bir politika yürütmek gerekiyor. Yani ki Ukrayna meselesinde de dikkat ediyorsunuz. Rusya ve Ukrayna'ya, Türkiye arabulucu veya bir yardım edebilecek mi mesajları da yolladı ki üçünde yanılmıyorsa yarın. Cumhurbaşkanımız Ukrayna'ya gidiyor. Orada görüşecek. Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Türkiye'ye geleceğini söyledi. Dolayısıyla tabii ki belki Rusya tarafı bunun arabulucu olması gerekmiyor falan ifadeleri kullansa da işin gerçeğinde Kırım meselesi, tabii ki Karadeniz meselesi, Türkiye-Rusya ilişkileri meselesi de gündeme gelecektir. Hassas konulardı bunlar, hepsi biliyorsunuz ki. Hem Türk ekonomisini etkiliyor, siyaseti etkiliyor, bölgeyi etkiliyor, bölgedeki barışı etkiliyor, ekonomik gelişmeleri etkiliyor ve diğer meseleler tabii ki çok çok önemlidir. Hocam çok teşekkürler. Kafkasya'yı ağırlıklı olarak bugün konuşabildik. Süremizin de sonuna geldik. Çok sağ olun katkı sunduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Siz de sağ olun. İyi müzik.